Peki de az önce rafting dediniz de sizin bir çılgın bir tarafınız da var değil mi? Çılgın bir ruhunuz. Yani bir sürü, ya yani birçok spor yapıyorsunuz, yapmışsınız ve hep de böyle tehlikeli şeyler. Mesela Boğaz'ı karşıdan karşıya mı geçti? Evet. Anadolu yakasından Avrupa yakasına mı geldi? Evet. Genelde Temmuz ayının ikinci haftasında Olimpiyat Komitesi'nin bir yarışları vardır. Kanlıca'dan başlar ve Kuruçeşme'de biter. Ben çok iyi bir yüzücü değilim ama yüzücüyüm. Çok önceden çok istediğim bir şeydi. Bu Boğaz'ı karşı karşıya yüzmek. Akıntı makıntı falan Allah korusun. Akıntıdan ziyade Boğaz'ın trafiği ve zaten yasak. Yani. Sadece o günler yani o yarışmaya katılmanız gerekiyor. Hani trafiği durdurabilirler de akıntıyı değil. Akıntıyı doğru kullanırsanız size yardımcı da olabiliyor. Doğru kullanırsanız. Tabii o uzun periyodu değil. Ben sadece ikinci köprünün altından geçerek Rumelihisarı'nın da karşıya dokundum. Zaten diskalifiye olmuştum çünkü benim derdim yarışı bitirmek değil diğer yarış. Karşıdan karşıya yüzmekte. Her siz o fırsat her şeyi durmuş tabii, oradan oraya geçeyim. Boneleri taktık. Bütün herkes yüzerken ben yavaş yavaş çekildim. Bir kenara doğru ikinci köprüden sonra Rumelihisarı'ndan. Ve o daha önce kurmuş olduğum hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Aa, ne kadar güzel ya. Yani zaman zaman böyle şeyler belirliyorum. Yapmak çok keyifli de oluyor. Peki bu acaba bastırılmış bir takım duyguların dışa vurumu mu oluyor? Ya da ne bileyim ben ya oradan oraya geçmek. Bir şey söyleyeyim mi? Her ne oluyorsa güzel oluyor. Evet, çünkü evet. Sonucunda o yaşadığım mutluluğu... herhalde ben çok fazla mutlu olmadım galiba dedirtecek kadar deli bir coşkuydu. Tabii çok çok farklı. Mutlaka çok oldum. Onun verdiği haz çok keyifli. Evet, öyle bir şey yapmak, bir şeyi başarmak. Çok özür dilerim, patronum telefonda. Sayın Mehmet Ali Birant. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sabah. Nasıl gözüküyorum? Harika görünüyorsun. Ben de Arda gibi sana komplimanlar yağdırmak için. Şimdiye kadar hiç ilk başlayan programları aramam. Ama seni özellikle aramak istedim. Çok yakıştın ekrana. Çok teşekkür ederim. Kahkahanı özlemiştik zaten. Kahkahanı burada duymak çok güzel olacak. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok mersi böyle bir imkanı bana sunduğunuz için. İnşallah sizi de en yakın zamanda görelim patroncuğum. Memnuniyetle. Öyle hoş bir program yapalım sizinle. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Çok mutlu ettiniz beni. Çok mersi ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oradan oraya geçtiniz. Başka böyle çılgınlıklarınız var mı? Bazı hedefler jumping falan da var. Evet ya, bazı hedefler belirliyorum. Onları gerçekleştirene kadar da yani evet hemen şu an yapmalıyım diye değil ama o mutlaka yapılmalı. Şimdi sırada paraşüt var. Paraşütten atlama. Yani gerçekten bir süre çalışacağım. Yani çalışacağım derken tabii kurslarına gideceğim. Peki mesela hem dizide hem de en son çektiğiniz Gladio'da da böyle tehlikeli sahnelerde kendiniz tabii ki o sahnelerde de oynuyorsunuz. Peki evet. Herhangi bir şekilde bir size nasıl yapacağınızı gösteren dublör o tarz birisi var mı? Tabii ki dublör arkadaşlar çok daha önce geçmem gereken periyotta ilk önce yüzdüler en azından Köprülü Kalyon hikayesinde. Onların gidişleri ve kullandıkları tekniği deneyimlemek, önceleri öngörerek deneyimlemek çok daha sağlıklıydı. Onlar ay ne kadar enteresan. Ben böyle hani ben hiç mesela beni kalkıp da mesela paraşüt ölürüm ya. Trabzan'dan mı atlıyor? Tramplenden ha. Bungee jumping yaparken bir kere yaptım yani sürekli yaptığım bir şey değil. Ama denedikten sonra çok farklı bir şey hissediyorsunuz. O havada ne kadar kalıyorsanız 5 saniye, 15 saniye. Hiç o sırada sadece siz kalıyorsunuz. Yani hayatınızdaki herhangi bir şeyin hiçbirisi yok. Ruhla özdeşleşmek falan. Ölüm korkusu falan hiçbir... Evet yani benim yaşadığım böyle bir... Ya sadece siz. Sadece siz o kadarcık kısa bir süre... Bütün o hayat gailesinin dışında kalan şu kadarcık kısa bir sürenin vermiş olduğu mutluluk... Ölüm korkusunun çok çok üstüne gidiyor. Ve bir kere daha denemeyi, onu biraz daha uzatmayı isteyebiliyorsunuz. Normalde var mı ölüm korkunuz? Yok yani bildiğim yok. Haberi sonuçta şimdi. Her insanın güzel bir hayatı olmasını ister. Ama ölüm korkusu ya da ölümle ilgili bir derdim hiçbir zaman olmadı. Yani yarın yoksa yok. Doğru söylüyorsunuz. Herkes merakla tabii ki filmin fragmanını bekliyor. Hı hı. Hemen bir seyredelim bakalım. Tabii.
Cumhurbaşkanı Özal Musul ve Kerkük'e girecek diye mi zehirlendi? Cem Ersever, Gladio'nun hangi gerçeğini öğrendiği için öldürüldü? Apo suikastini Gladio nasıl önledi? 28 Şubat süreci 1000 yıl sürecekken 5 yılda nasıl sona erdi? Kim Washington'dan gelen telefonla darbe girişiminden vazgeçti? Size Gladio'nun ikinci adamını anlatacağım. Kurtlar Vadisi, Gladio, yakında sinemalarda.